duran 2,5 yaşındaki Zeynep Sargın törenin en ilgi çeken katılımcısı oldu. Tören alanındaki öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarken Cumhurbaşkanı Gül Misak'ın Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzaladı. Tarihimizden ve sahip olduklarımızdan güç alarak Cumhuriyetimizi ilke ve kazanımlarıyla koruyarak yarınlara el birliğiyle taşıyacağız. Gül Anıtkabir'in ardından mecliste kutlamaları kabul etti. Devlet protokolünün ve yabancı misyon şeflerinin katıldığı törende CHP lideri Baykal ve CHP'li milletvekilleri yoktu. Ama bazı DTP'li milletvekilleri meclisteki törene katıldı. Böylece ilk kez Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesiyle DTP'li milletvekilleri aynı çatı altında buluştu. Tören başlamadan önce Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'la Meclis Başkanı Köksal Top'tan ve Başbakan Erdoğan bir süre sohbet ettiler. Erdoğan Gül'ü kutladıktan sonra Meclis Başkanı Top'tan'ın odasına geçerek bir süre görüştü. Törenin ardından Top'tan Gül'ü askeri törenle meclisten uğurladı.